Çünkü bu yüzyılda Allah'ın Hadi isminin tecellisi olarak bütün dünyanın ima edeceğini Allah'a inşallah göreceğiz, yaşayacağız ve İslamiyet hakim olacak. Bununla ilgili birkaç tane mesela hadis söyleyeceğim. Pardon. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini hakim kılacaktır. Öylesine ki yalnız başına bir atlı Allah'tan başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin Sana'dan Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Bu dini mutlaka hakim edecektir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haberiniz olsun, Allah arzı fethetmenizi müyesser kılacaktır. İnşallah. İhtiyaçlarınız Allah tarafından karşılanacaktır. Bu uğurdaki demek ki sarf edilen ihtiyaçların, yani gerek duyulan ihtiyaçların, harcanan ihtiyaçların, kullanılan şeylerin hepsinin de Allah tarafından yine karşılaşacağını. Demek ki Allah'ın inşallah bir nasip ettiğini, her şeyi Allah'ın yarattığını söyleyen bir hadis inşallah. Allah sizi ona varis kılacaktır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah dünya için. Hakimiyet hadislerinden bakın. Tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Onların ikisi müminlerden, Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn inşallah. İkisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den bir sahip olacaktır. Yani Mehdi. Mektubat-ı Rabbani'de inşallah buyurulan bir hadis. Çok açık bir hadis. Yere 4 tane melik oldu, sahip oldu. İkisi müminlerden, ikisi kafirlerden. 5.'si ise Ehl-i Beytim'den, kendi soyundan biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Çok açık ve müjdeli bir hadis maşallah. Hiç hakim olan olmadığına göre Peygamber Efendimiz'den bu tarafa. Demek ki bu şu an olacağı çok belli inşallah. İnşallah. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Maşallah. Gerçekten Allah benim için yeri topladı da, gözümün önüne serdi de, onun doğusunu ve batısını gördüm. Muhakkak ki ümmetimin mülkü bana gösterilene, yani arzın doğusu ve batısına ulaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki bu işi, bu dinin hakimiyetini, gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Yani her yere. Allah ne bir kerpiç ev, ne de bir keçe çadır bırakmayacak, azizi aziz ederek, zelili de zelil ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslam'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği ise küfürdür. İbn-i Hibban'dan inşallah yani bir rivayet edilen bir hadis. Ahmet bin Hanbel'den inşallah rivayet edilen bir hadis.